30 Haziran 2024 Pazar, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu İstanbul programında sadece ikinci altılı ganyan tahminlerimiz olacak. Gazi koşusunu çok detaylı yorumlayacağız. Özellikle sürpriz yapabilecek isimler olduğunu belirtelim. Ayrıca bu yorumların yazılı hali ve son dakika güncel altılı şablonu, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Şimdi İstanbul programı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. Günün en zor koşularından biri ikinci altılı Ganya'nın başladığı bu koşudur. İlk ayaktan yatıp gaziyi göremeyen altılı kuponları olacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo olacak. 2 numaralı Artemisa Gentile ve 10 numaralı Prenses Sylvester mutlaka liderliği isteyen isimlerdir. 9 numaralı Lavender'da son zamanlarda süratli tempo yapmaya başladı. O da ısrarcı olursa tempo daha süratli başlar. Zübeyde Hanım koşusunu geçtiğimiz yıllarda kazanıp bugün koşan tek isim 7 numaralı Hard of Hüsne'dir. 2022 yılında Valley of Flowers'ı geride bırakarak kazanmıştı. Geçen yıl ise bu koşuyu Valley of Flowers kazanmış ve Hard of Hüsne ise derece yapamamıştı. Fakat o gün yarışın temposu ağır olmuş ve düzlükte beklenen sprintini yapamayınca fazla zorlanmamıştı. Bugün yarış içi şartlar lehine gelişecek. Etkili bir sprintle bu yarışı kazanabilir bizim net favorimiz 7 numaralı Hard of Hüsnedir. 6 numaralı General Biryella, 3 numaralı Çeyka, 1 numaralı Anabella, 11 numaralı Sydney Star ve 8 numaralı LDS Secret ciddi rakipleri olacaktır. Özellikle dinçlik yarışı yapacak olan Lady Secret'a dikkat edelim. Dinçlik yarışlarını çok iyi yapıyor. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7, 6, 3, 1, 11, 8 şeklinde oldu. 5. Koşu Anafartalar koşusunda süratli bir tempo olabilir. 3 numaralı Can Aluş liderliği alabildiği yarışlarda çok direnöle oluyor. Öndeki atları yakın takip edip ağır tempoda yarışı sürdürürse de başarılı olabilir. Bugün Kandıra Bey'i ve Mr. Gino gibi süratli atlar ile inatlaşmadan gider ya da onları kendi temposuna razı edebilirse kazanabilir. İlk sıradan yazalım ama tek bırakmayalım. 14 numaralı Pitfall ve 2 numaralı Attalos, bu tempoda mutlaka etkili son verebilecek atlardır. 4 numaralı Comeback İsrail'de son yarışında çok iyiydi. Bugün tekrarlarsa kazanabilir. Sentetik pisti soru işareti olan 10 numaralı Kazeni Katsu ve 16 numaralı Süper Çayrı'nda sigorta amaçlı kuponlarda olsun. Bu ikiliden biri pisti severse yarışı kazanabilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3-14-2-4-10-16 şeklinde oldu. 6. Koşu Gazi koşusunda süratli bir başlangıç izleyeceğiz. Liderliği alabilecek en süratli iki isim, 8 numaralı King Davut ve 6 numaralı Festival Favor'dır. Bu ikiliyi de yakın takip edecek olan süratli atlar var. 5 numaralı Dragon Flame, 7 numaralı Iron Sky, 10 numaralı Mr. Bybars ve 15 numaralı Wolf Sefo gibi süratli atlar da önlerde yer kapma çabasında olacaklardır. Açıkçası bu tempoda ön grup atlarının düzlükte dağılacağını düşünüyoruz. Gazi koşusunda çok tuttuğumuz favori atımız, 1 numaralı Blue Sunset'tir. Son yarışında rakiplerine yapışmadan sprintiğin başlayabilseydi, muhtemelen madrasa geçilmeyecekti ve bugünün ağır favorisi olacaktı. Gökhan Kocakaya atının ne durumda olduğunu iyi biliyor. Bu kez aynı hataya düşmeyecek ve daha temiz bir sprint atabileceği kulvar arayacaktır. Ayrıca Bulu Sunset'in düzlükte erken yürüyeceği için çok şanslı olduğunu belirtelim. Öndeki atların erken dağılmasını iyi değerlendirecektir. İçe yatma problemi olmadan düzgün bir sprint'ıl farkı açarsa, güçlü sprint er isimlere şans tanımadan kazanabilir. Biz çok tutuyor olsak da kalabalık grupta istediğimiz yarışı yapamayabilir. Eğer iş sprint kalırsa diye güçlü gördüğümüz atları rakip olarak yazacağız. İlk rakip elbette 9 numaralı Madras olacaktır. Madras son 3 yarışını kazanırken kendini ispatladı ve Gazi koşusunun da haklı favorisi konumuna geçti. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde birinciliği hedefleyecekler. Sprint mesafesini ayarlaması durumunda kazanması normal sonuç olur. Madras için bir detay daha vermek istiyoruz. Bu at sprint kalktığında sonlarda okey güçlü geliyor. Fakat yarışı önlere takip ederek de başarılı olabilir. Bugün öndeki dağılan atları iyi takip edip biraz daha erken yürümesi gerekebilir. Çünkü uzayan mesafede düzlüğü iyi durumda dönen rakiplerini yakalayamama durumu olacak. Çok şanslı olsa da gazi koşusunda ikinci sıraya aldık. Üçüncü sıraya 13 numaralı Son of Cougar'ı alalım. Ahmet Çelik'in inandığı bir isim. Çim'deki yarışında da rakiplerini transit bir şekilde geçerek olay kazandı. Mesafedeki derecesi de gazi koşusu için bizce yeterli bir sonuç oldu. Yani bu mesafeyi 2.30'un altına indirmesini bekleyebiliriz. Bu da kazanma şansının çok yüksek olduğunu gösterir. Daha sonra dişi atlardan 21 numaralı Ohrit incisine şans verelim. Bu kısrak ekürisi zıska gibi çok güçlü ve çok formdadır. Her iki ekürayt çok iyi koşacak fakat, biz bu kısrağın düzlük sprintini çok beğeniyoruz. Son yarışında aralardan yol arayarak geldi ve Mangusta'nın kazandığı yarışın dördüncüsü oldu. Biz en az Mangusta kadar şanslı olduğunu düşünüyoruz. Hatta ekürisinden dolayı ondan önce şans verdik. 18 numaralı Giz ve 20 numaralı Mangusta'yı son sıraya aldık. Bu ikili güçlü erkek rakiplerini geçebilecek güçte isimlerdir. Ancak onların hata yapmalarını bekleyecekler. İyi durumlarına istinaden gazi koşusunda kuponlarda olmalarında fayda vardır. Gazi koşusundaki rakamsal sıralamamız 1 9 13 21 18 20 şeklinde oldu. 7. koşu. Grup 1 Haliç koşusunda 1 numaralı Burgası Banko yazacağız. Aslında bugün binici değişikliği ve mesafe sebebiyle rakip önerebilirdik. Fakat çok net bir gidişat avantajı var. Öne erken gelebilecek hiçbir rakibi yok. Son yarışlarında Netif Power'ın bile beklediğini gördük. Bu şartlarda Burgas liderliği alarak yarışabilir. Ağır tempoda liderliği alacak olan Burgas, mesafeyi istediği gibi koşabilecektir. Bu rakiplere Selim Kaya idaresinde de geçit vermeyeceğini ve yine kazanacağını düşünüyoruz. 1 numaralı Burgas günün bankosu olarak yazılabilir. 8. Koşu 4 numaralı Deniz Efe, kalitesini ispatlamış bir isim. Bugün de lehine mesafede yarışacak fakat gidişat süratli olacağı için işi kolay olmayacak. 11 numaralı zincir koparan liderliği alacak ve onu atlaması da kolay değil. Ayrıca zincir koparanın mesafesine dönmesiyle şansının çok arttığını belirtelim. Bu iki ismi öncelikle yazalım. 7 numaralı haznedarın idman görüntüsü mükemmel. Bugün kesinlikle üst sıraları zorlar diye düşünüyoruz. Mutlaka yazalım. Bu üç ismi bugün için yeterli gördük. Yarış günü hakkında iddialı duyumlar alacağımız bir isim olursa ekleme yaparız. Bugün için rakamsal sıralamamız 4, 11, 7 şeklinde oldu. 9. Koşu Bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. En süratli isim 14 numaralı Stalwart Hera'dır. Onu yakın takip edecek süratli atlar var. Fakat yarış günü nasıl taktik alırlar bilemiyoruz. Aşırı bir sürat beklemediğimizi belirtelim. 9 numaralı Martina'nın Ankara'daki son işi mükemmeldi. Çok farklılaştığını ve çok iyi hazırlarla İstanbul'da geldiğini belirtelim. İstanbul'daki startta kalarak başladığı tek yarışını ölçü almayalım. Bugün çok iyi koşacak ve bizce yüksek ihtimalle kazanacaktır. Eğer eksik koşarsa, 12 numaralı Nempadora Tomp ve 7 numaralı Flying Spice rakipleri olacaktır. Bu iki ismi geniş kuponlar ihmal etmesinler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 9, 12, 7 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.